hatırlıyor bu düğünleri. Hatırlamayanlar da vardır. Şu an köydeyiz, Harman'dayız. Benim hatırladığımı anlatıyorum. Harman'da olduğum yer Harman olduğunu düşünüyorum. Bayanlar böyle yüksek bir yerde oturuyorlar. Köyde hep öyleydi, köy düğünleri. Ve bu bulmuş olduğum Harman'da da bir damat tıraşı oluyordu. Erkekler Harman'da toplanmış. Damadı Harman'a bekliyorlardı ve biz de damadı Harman'a davet ediyoruz. Davul zurna eşliğinde. Derken bu düğünü, damat tıraşını ve orta törenini yöneten her köyde bir paladayı vardır değil mi? Hani pala Yaşar olur, pala Ahmet olur. Bugün paladayımız Yaylacık muhtarımız İlhan abimiz, ben mikrofonu kendisine veriyorum. Ben diyorum. Sayın Baş. Evet. Şimdi senin gibi güzel bir sesten sonra benim Kazım'ın da mikrofonu bozdu acaba. Bende mi var bir şey? Evet. Evet. Ekomek olmasın sesli. Sayın Başkanım, saygıdeğer protokol üyeleri, hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Bir düğünde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Düğünümüze hoş geldiniz. Esasında bir yanlışlık var. Damat Bey'e baktım. Yağsız sütten yapılmış sütkaç gibi maşallah. Berberimiz de kirpi gibi duruyor. Şimdi mikrofon olunca özgürlük oluyor. Bir de bu samimi düğünler samimiyetle olan işler. Onun için biz de epey bir yaşımız geçti. Bazılarına böyle nazen takılabiliyoruz ama bir artiyet yoktur. Her yerde olduğu gibi ablalarımız, kardeşlerimiz, büyüklerimiz vardır. Tıraşa geçmeden önce Osman amcamın anlattığı şey, bir şey söylemek istiyorum. Ben ismi geçen Kadri teyzeyle Osman amcayı tanıdım, rahmetleri bol olsun.
İddia ediyorum, Bedriye teyze istemedikten sonra Osman amca onu kaçıramazdı. Çünkü rahmetli çok güzel bir kadındı. Bir nevi Neriman Köksal. Osman amcam da Harman Dünler'in onlara ben çok takıldım. Bildiğimiz Sami Hazin ses gibi aralarında bir fark vardı. Eskiler bunu anlar ama birbirini çok seviyorlardı. Mekanları cennet olsun. Benzetmem doğru mu Osman amca? Doğru değil mi? Evet. Ne var ne yok. Damat Bey nasılsın, iyi misin? İyi. Heyecan var mı? Ne güzel heyecanlanmış. Zaten heyecan olmasa bu işler olmaz. Damat Berber Efendi sen nasılsın? Var mı bir eksiklik? Usturamız yok. La usturasını kumanda demeyen olur. Bu iş benzeyecek. Muhtar müdürü kaybeder. Usta o karizma gidiyor. Hayırsız da gidiyor. Kime kaptırdın onu? Işık verir misin bana? Balta mı var? Balta? Oğlum baltalan olur mu bu? Şerif'in patlar dudağı. Yarın cumalık var. Sonra millet başka bir şey der. Olmaz. Neyse bulacağız onu. Ne var ne çok. Başka Ali Bey var. Bir şey yapamaz, yüzüm kızarır. Amca sen de ağlarım var, korkarsın. Muhtarlarım evde hanım hanım tutturmuşlar gibi onlardan zarar gelmez. Cami sen tehlikelisin ama eski zamandaydın. Başkanım başkanımız Murat. Osman amca burada sen bir şey yapamazsın. Atladın müdürümü. Sayın Tuncay Bey sen de şeker heyecandan düştü anlaşıldı. Bir şey yok sende. Mülalli'den tehlike gelmez. Osman amcam zaten ağrımız. Ahmet abim asılzade beceremez bu işleri. Müdürüm çakır gözleri olsa Hüseyin Peyda gibi adam. Ona da rol yaptıramayıp ne olacak halimiz bilmem. Arkaya takılmayalım ha şimdi bakalım. Halledeceğiz bu işleri. Avcağızın adı neydi? De bana abi bakar. Ya kardeşim ben sunuculukta yaparım ara sıra ama abi kelime yabancı. İngilizce'den mi geldi buraya? İsteyen cihazını da getirmedim buraya. Havaalanından geçirken abi çıt 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 yapar ya. Beni bu yaştan sonra abi şey denetti mi yani? Bulacağım onu. Bakacağım. Taktım onu, taktım. Ali Bey abi bir ses geldi bana. Var mı şey ha bu işte? Bir şey bulacağım seni. Ubalık nerede? Ubalığı niye bulmadınız bana? Ubalığımız nerede? Beni niye öğrensiniz? Benim şekerim çıkarım yer düşer. Evet, Ubalık Turan Bey, gel bakalım. Turan Bey olur Ubalık. Deniz Bey'den arttın da benim adımı çıkarın. Efendim. Akçabat'ın cennetlik müdür, cehennemlik mi bilmem ama herhalde bir rekor evlilik nikahlıydı. Bu akşam da Ubalık müdürüm hoş geldiniz. Evet, uğurludur. Doğduğu zaman yerde kar varmış. Onun güldüğü nikahlarda hiç kötülük yok. Bol bol da çocuk oluyormuş. Öyle dediler. İstatistikler öyle diyormuş. Benim bir suçum yok. Evet müdürüm damadı getirdiniz ama usturamız yok. Bulalım mı? Ne lan başlıyoruz? Ya oğul havun işinden geçirdiniz mi? Suvadan oldu mu abi? Bizim Hasan rahat. Allah selamet etmesin. Hasan abinin elinden geçmemiş bu. Tatoroz, Kudüs, hepsi olur. Allah muhafaza. Yok yok. Kıyarım uşağı. Kesmez mi? Dene bakalım. Deniyorum. Kesersin. Evet. Kesmeyin değil mi? Kesmeyin. Keser, keser. Sezon açıldı. Topiğinemiz var mı? Sakın damadı kanatmayın. Aman aman. Rezilliği çekilmez. Ben bunu beğenmedim. Daha parlak bir şey isteyelim. Abone vurduğu gibi kes. Bir gelsin, bulalım onu. Ben demin ağırda bir ses buldum ben. Dur. Dur bakalım. Evet. Ben yakaladım ağırdan. Gördüydüm onu. Nedir abi? Hiç boşuna uğraşma. Oo, vallahi adamın dudağı patlar. Ama Çin malı değil. Rusya'dan gelmiş. Aha işi gör abinden. Senin günahını ben çekeyim. Evet, nasıl? Kestin. Ooo.
abi, yap kendini, yap kendini. Eskiden reklam da öyle derdi, yap kendini. Yani öyle 50 liralar 100 lira olacak iş değil. Bugün bankalar diyor ki, para çekme 15 liradan 10 liraya çıktı. Euro mu? La bura Türkiye Cumhuriyeti, ne işin var bizim ecnevi parasında? Evet, ben mutlu olmadım, ben de korktum bu işte. Benim garibanını korkutmayın, bulanağımı usturayım bana, darlandım. Aha baylacığım, ne kadar yoruldum. Emin'ciğim ne haber? Ha bunların çoğunun düğün ortasını da ben yaptım ha. Yine ben abi cihaz alayım da ondan bulacağım onu. Öyle geleyim bana. Simalara yüzlere baktın mı? Burada kötü rolde oynayacak hiç adam yok. Hepsinin yüzü temiz. Ali müdürüm seni tanıyorum. Senden çıkmaz o iş. Kameralar var. Kütüphane müdürüm de hiç olmaz. İsmail Hanım. 4-0'dan oyun kaybetmiş gibi duruyor. Tavlada yenilmiş gibi bir hali var. Şimdi diyecek hiç yenilmem. Yeniliyor. Evet müdürüm. Herhalde. Ha burada bir şey takıldım kaldım. Hiç de tahmin etmiyordum bir yerden yakaladım ha bu iş. Evet. Hocalarım sizde bir şey olmaz. Tansiyon çıkar heyecanlanırsınız ama abi. Demin Haydar hocamın bağı var mı? Düğün işlerini bileyim bundan. Alkışlarımızla Sayın Balcı'yı sahneye davet ediyorum. Ben onu burada aramaya tabi tutacağım. Gelsin bakalım. Evet. Kızılay Başkanımız çok zorlanırsa evet kanman işinden kandıracağız onu. Niye bu kadar gördü biz? Evet. Dur bakalım. Burada para var. Ben ustura ara. Cihaz yanılıyorsa ben de yanıldım. Hasan Hüseyin, hamını beceri kumayet edemedin de beni yettin sosyete yedir. Arayı duruyorum. Ben elledik de adam, ayıp da bir şey oldu. Evet, aranan kan bulunmuştur. Evet, İdeal senden abi işe girmem, haberin olsun. Evet, tıraşımız olduğu gibi devam ediyor. Birazdan da paraları getireceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, biraz önce dediğim laftan yani, damatta çok da bir iş yok ama... Evet, sahneye çıktı. Bu balı aldık, şimdi de başkanım hediyesini aldık. Allah artırsın, ne yapalım? Yarın bakalım bir araba modeli değiştirebilir miyim? Niye çığım oynadı? Müdürüm teşekkür ediyorum. Tıraşımız devam ediyor. Ya ustura kesmeyi de sen de... Dur, en son benim biliyorsun, talonlarda öyle diyorum. En son ben göreceğim seni, bana güven. Akşamatın ilk hakanı benim, bende yalan olmaz. Sen yarı üstten aşağıya dön baka. Evet, nasılsınız, iyi misiniz? Gençler. İçinizde bekar var herhalde, öyle geldim bana. Bu sakallar seni kim alır? Kilise papazı gibi duruyorsun. Ben kız olsam bakmam sana. Yani sakalın da bir şekli şemali var, zaten yakışıklı değilsin. Bari çek kendini düz al, dallayı önü verdi. Allahu Ekber, mikrofon oldu mu adam özgür oluyor, istediğini diyebiliyoruz. Sayın Başkanım nasılsın, iyi misin? Belediye Başkanım'a baktım, daha seçime 40 gün var, 15 kilo zayıfladı. Dedi ki bana numara da yapar. Çok susuz kaldı, vücutum da ondan öyle. Ya sabah namazından başlar, yatsıya kadar çalışırsan bu öyle olur. Yani Allah'tan gençlik var, yoksa yaşlı olsa gittiydi. Evet. Nereden gidiyor? Bu arada başkanım, anın yeri tutulma, sahneye alacağım sizi. Abi damat beye... Bir şey takacaksın da görecek yani. Evet, alkış istiyorum. Bu akşam da olur konuğumuz. Sayın Belediye Başkanım sahneye davet ediyorum. Yekili de gelebilir ama kendisini istiyoruz daha iyi olur. Sayın Başkanım evlendiği zaman ben düğüne gitmedim. Yalan yok. Yoksa onun da ortasını herhalde ben yapardım. Öyle miydi? Ya fabrik, sosyete. Ama Almanya'dan evlendiği için Sayın Başkanım hoş geldin. Damat Bey'in. Hocam ben biraz önce dedim de başkanım yani
Evet. Başkanım, ya bir cinete durun bakayım, hemen nasıl? Var mı bu başkan? Evet, alkış istiyorum, başkanı tıraşa davet edin. Kaynak yapayım da niye tıraş yapmazsın? Evet, bu arada fotoğrafları da çekelim. Keseyebilirsin, sıkıntı yok. Kan görünmesin yeter. Alkış, başkan bu işi de biliyor. Elleri def görmesin, sağ olsun, var olsun. Evet, sahneye almışken... Bismillahirrahmanirrahim. Adam paraları gördü mü yeniden evlenirsin gelişim. Efendim, teşekkür ediyoruz Sayın Başkanıma. Bu yoğunlukta, bu tempoda bize zaman ayırdığı için. Teşekkür ediyorum, alkışla gönderiyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, Sayın Müdürüm. Bir aşk şiiri de dinleyebiliriz sizden. Mehmet Salih Köse Müdürüm'ü, abimi sahneye davet etmek istiyorum. Çünkü Akçabat'ın bir değeridir. Eğitim camiasının duayeni hala öyle. Kural, kaide, usul, her şey sıfır. Tertemiz, dört dörtlüktür. Sayın Müdürüm hediyesini verdi, yabancı takıldı. Devlet memuruna yabancı para aldı. Ben alkış istiyorum. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Ahmet abi. Osman abimi yormayacağım. Sen de geleceksin. Çilingirzade sahneyi istiyorum seni. Evet. Bulmam, paralara güvenin, öyle sınır ötesine gitmeye niyet yapmayın ha. Alkış istiyorum, yaktı kendini. Evet, teşekkür ediyorum. Ama pardon, özür dilerim. Kızım bana odaklan, başkasına bakmana gerek yok. Asya Şirketleri Grubu, Marketler Zinciri Serban, her etkinliğimizde olan Ali Bey, benim seçmenim aynı zamanda. Alkış istiyorum, sahneye davet ediyorum. Sen biraz önce nasıl kurbana gittin ya? Adama bakarsın, Edirsun, arkasından Kuzey Vargı'nın çıktı. Ya Rabbim, ya Resulüm. Yeniler bilmez tabii Kuzey Vargı'nı. Allah'tan Salih İneği çıkmaya burada. Evet, alkış istiyorum. Hasan, ha bu usturanın işi gibi oluyor bak. Hani kenara koyunu sana veririz. Evet. Evet. Ali Bey, tarih yaşadım. Benim düğünümde bir eksiklik ben yoktum herhalde. Evet, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ceddine rahmet. Muhtar arkadaşlarım adına... Evet, videoyu aldı ama ben Cesur'u çağıracağım buraya. Benim yol arkadaşımdır. Gel bakalım, saçların öyle jölelemeye benzemiyor bu işte. Evet, gel bakalım, değerli muhtarım. Şimdi bundan acemi muhtar, daha yeni ilk dönem onun için. İkinci, üçüncü dönem oldu mu? Kaytarım abiler. Ama acemin zamanında bir çarpayım onu. Evet, mahalle muhtarım. Benim yol arkadaşım. Beraber bir seyahatimiz oldu. Ondan öyle diyorum. Kendisine teşekkür ediyorum. Ben daha isim saymayacağım. Arzu eden sahneye gelip kendi eliyle hediyesini takabilir. Teşekkür ediyorum muhtarlarım adına. Mahalle muhtarıma sağ olsun, var olsun. Sahneye çıkmak isteyen buyursun gelsin. Gelene yok demeyiz. Zorlama da yok işte. Veren alır, vuran vurulur, seven sevilir, ona göre. Siz de buradan geçeceksiniz. Evet, ne var mı yok, nasıl gidiyor? Tamam, ne diyor beste? Oğlum bu yakması, bunların bakması önemli değil. Mustafa Nafız Irmak diyor ki, hala acıyor gözlerinin yaktığı yerde. Öyle yanma, usturadan yanmak bir işe yaramaz. Uşak makamında aklında bulunsun. Hala acıyor gözlerinin yaktığı yerler. Aşk böyle bir şey işte. Yaktı mı yakar. Yoksa tıraş işlere gidiyorum. Harem hocam. Demin dedim ki hocamın sesi bende olsa. Herhalde ki Ankara'da o kadar seviyorum Ankara'lar. Bir denesinin sesi güzelliği hepsi gündemde. Bizim hocamızın sesi. Ya o kadar kimse de yok. İyi ki buradasın. İyi ki bizimlesin. Allah nazar gözü değdirmesin. Her zaman yanımızdasın. Bahrem Gaydan hocama bir alkış istiyorum. Ve onun gezdiğinde bütün arkadaşlara sahnedekileri Cetin'e rahmet. Evet, ismen söyletmek istemiyorum. Hediyemi takmak istiyorum diyen varsa buyursun gelsin. Tamam, söz kimseye takılmayacağım. Amca, dayı, teyze, süt amca bile olur yani, razıyız. Gamba olması gerekmez. Hakkını helal et. Ben sevdiğime takılırım. Şimdi geçen bir düğünde
dedim ki damat ter kokar öpmayanları alınmış bir iş. Ya burada bir espri var, sanat var. Anlamadım. Ha, senden barıştık mı biz? Evet, hoş geldin. Senden bozuşmadık mı? Evet, teşekkür ediyorum. Ahta yine şenlendi, çok dağlar kalip kuzum yedim eminim. Karşı kalımda seninle yaylaları gezmiyor. Küçük bey hoş geldin. Dur. Sen tak onu. Alkış istiyorum. Sağ ol Kaşal. Söz senin düğününü de ben yapacağım, tamam mı? Tamam, anlaştık mı? Ha şimdiden bayılacak. Bir adam ayısayı kendimi köşte çıkar yaylaya. Şimdi delikanlı bilmez, eskiden bir hikaye var. Rahmetli Hüseyin Köse, Koryan Ali Hüseyin bir anda dört evlilik yapmış. Eskiden böyleydi, bilenler biliyor. Bir akşam evde bir şey, o ona istinade bu kebinceyi böyle garip garip çalıyor. Annesi demiş ki, koyun sofra, gelinler birbirine bakar, bir şey yok. En son demiş ki, aa kemence, hepiniz hafına geldiniz, yiyin onu. Bu da şimdi onu ondan maksuzdan çalar. Yani demin dedi bana ki, sen beni iyi reklam yapmadın ama benim on parmağımda on marifet. Bir alkış istiyorum sanatçı kardeşime. Kıraşımız da bitti. Yarın, şimdi eskiden düğünleri ben hatırlarım. 60'a yıl dayandık, bir şey anlatacağım size. Kapatıyorum. Şimdi gelende ben şavrolü arabaları, önde bebek, gelinden alınır. Analık, babalık. Damat böyle, şimdiki damatlar gibi dişlerini göstermez, yapabilir durur. Gelin hanım ağlar, böyle. Hep böyle ağlarlar. Arabaya da genellikle ya bir bilmiş bir abla veyahut da teyze. Halalar o kadar değil de teyze veya dayı karısı böyle birisi gelir. Şavrolü'nün arkasında, önde de analıktan babalık oturur. Tabii gelin ağlar ama samimi söylüyorum, Hasan gel abla yanıma. Şimdi ağlar, bu taraf sol tarafında damat, sağ tarafta halası, ablası neyse, o ablalar da %90'ı Ali Yeron'a gibi olurdu böyle sert. Bazıları mam çıkardı ama Suzan gibi. Gelin de öyle olurdu. Şimdi ağlayan gelin de hiç bu ablasına falan yıkılmazdı. Hep damadın tarafına yıkılırdı. Nedense eskiden öyleydi. Şimdiki de telefondan hallediyor. O aradaki fark o kaldı. Yanlış mı dedim? Sayın müdürüm hep ağla ağla. Yıkın damat tarafı. Yıkılsana da. Yok. O kokusu da demek farklıydı. Bu nereye? Bu da yıkılsın sana. Ne yaparım olsun? İşin garip tarafı. Nereden nereye? Evet, tıraşımızı yaptık. 2024'te de düğünler başladı Akçaabat'ta. İnşallah bu yıl evlenecek olanlar sağlık, sıhhat, huzurlu bir şekilde yaşam sürerler. Hiçbir sıkıntı çekmezler. Akçaabat'ta gurur duymamız lazım. Bugün bir arkadaşımla konuştum. Depremde Trabzon'a gelmiş Malatyalı bir çift. Trabzon'daki etkinlikleri görmüş. Demiş ya bizim memlekette bir tane, yani iki tane halk müziği korosu var. Başka bir şey yok. Burada her akşam bir etkinlik var. Yine Konya'da buradan giden bir öğrenci kardeşimiz 5 tane koro varmış Konya'da. Yani bu Hollanda'ya eşdeğerli bir Konya'da 5 tane koro var. Belki de Akçaabat'ın alternatifi Trabzon. Bir gün onu da geçtik. Her akşam, her gün belediyemiz eskiden, dünden bu, yarın da öyle olacak bir etkinlik var. Yani tabelada yazıyor Kültür Sanat Şehri.
Akçabatlı olmak bir ayrıcalık. Bunun kıymetini bilmemiz lazım. Bir tek hatamız çok reklamımız arz yapıyoruz. Onun için Akçabatların kendisini ve alkışlamasını istiyorum. Akçabatlar gurur duyalım. Bu da bir tarihte. Bunu da biz yaşattık. Sağ olun, var olun. Hataları yapmışsak affola. Hepinizi saygı, sevgiyle selamlıyor. İyi akşamlar diliyorum. Buyurun üstadım. Bari pembe olaydı, ilk çocuk kız olurdu. Mor, mavi olsa erken de hamını nereye yoracağız onu ben çözemedim. Onu da sorun filozoflara, birine. Hayırlı akşamlar. Çok teşekkür ediyorum. Güçlü alkışlar. Sağ olun, var olun.